Şimdi geldik, namaz pozisyonunda ayakta duruyoruz. Evet. Bu bizim kıyam pozisyonu dediğimiz pozisyon. Bu pozisyonda eğer, bakın, bununla yapılan çeşitli bilimsel çalışmaları da söyleyeceğim. Programın bu uygulamalardan sonra herkes şaşıracak. Namazın ne kadar fiziksel sağlığı olan faydalarından bahsediyoruz. Birinci olarak kıyam pozisyonunda dik durduğumuz zaman özellikle ayak bileği, diz, kalça, bel, sırt ve boyun bölgesinde oluşabilecek gelecekte bu pozisyonda durmamız, selam verdik bu pozisyonda duruyoruz, oluşabilecek tüm ağrıların önüne geçecektir. Bir. İkinci olarak bu pozisyonda belli süreler okunduktan sonra rükûya geldik. Rükû pozisyonda sadece özellikle belle alakalı. Biraz önce Mehmet Usta söylüyordu ya, öne doğru eğileceğiz. Doğru eğilelim. Bakın rükû pozisyonu aslında bizim için belimizde herhangi bir problem, hasar olmasını engellemek için dizayn edilmiş, Yüce Rabbim tarafından insanlığa dizayn edilmiş bir pozisyon. Bu pozisyonda özellikle belimizde oluşabilecek tüm ağrıları azaltan bir uygulamadır. Beş vakit bunu kıldığımız zaman, 70 yaşına 80 yaşımıza geldiğimiz zaman var ya, yani direkt hızlı Gonzalez ifadesi var ya, öyle bir amca teyze aslında oluruz. Aslında ne kadar enteresan. İşin tabii ki manevi yönü ve yani İslamiyet'te zaten tüm Müslümanlara farz kılınmış evet. Namaz. Ve siz de bir fizyoterapist olarak diyorsunuz ki namaz esnasında aldığımız pozisyonlar bizim bedenimizi aslında pozitif yönde etkiliyor. Kesinlikle. Ve nasıl etkilediğini de şu anda belki de ilk defa anlatılıyordur ve televizyonlarda kesinlikle bu. Kesinlikle ilk defa anlatılıyordur ve aslında namazın fiziksel sağlığı olan faydalarıyla beraber bazı da mucizeleri var. Bakın özellikle hanımefendilerde, hamile kadınlarda secde pozisyonu gösteriyorum. Secde pozisyonuna geldim. Şu pozisyon, bakın ayak bileklerinin de çok önemli burada. Şu pozisyon, secde pozisyonu. Bu pozisyonda özellikle yeni hamile olduğunu öğrenmiş 8 ile 12 hafta aralığında cenin dediğimiz çocuk anne karnında oluşma aşamasında eğer bir patolojik bir problem, yapısal bir problem varsa bu cenin pozisyonuyla beraber bu yapısal problemin önüne geçiyor. Bu yapılan bilimsel bir çalışmayı söylüyorum size. Bakın çok önemli bir çok çalışma. Önemli, evet. Hamile kadınlarda şayet secde pozisyonuna geldikleri zaman annenin özellikle çocuğun ileride oluşabilecek, engelli doğmasını engelleyecek bir uygulama. Secde. İkincisi olarak secdenin bir de biliyor musunuz? Secdenin o kadar çok koruyucu ve önleyici bir faktörü var ki günümüzün, çağımızın hatta insanlığın en büyük hastalıklarından ve ölüm oranı en yüksek olan hastalıklardan bir tanesini de biliyor musunuz? Kanser. Tabii ki. Kanserin önüne geçiyor. Nasıl geçiyor biliyor Nasıl musunuz? Nasıl geçiyor? Evet, çok basit. Aa. Evet, secde kanserin, bakın bu çok önemli bir şey söylüyorum ben evet, burada. Evet, çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Şayet secde pozisyonuna gün içerisinde 5 vakit kıldığımız namazla beraber secdeye gittiğimiz her pozisyonda evet. Biz kanser olma riskimizi azaltıyoruz. Nasıl? Neden? Çünkü çevremizde bir sürü almış olduğumuz elektromanyetik dalgalar var. Negatif, kötü elektriksel enerjiler var. Özellikle bunları secde pozisyonunda tamamen aktarıyoruz. Çünkü burada 7 duyumuz, bakın tekrardan göstereyim, bu pozisyona geliyorum. 7 organ, duyu tamamen toprağa, yere temas ederek bütün tamamen almış olduğumuz kötü, çevremizde her yerde şu anda elektromanyetik dalgalar var. Tabii ki. Bu elektronik manyetik dalgalardan kurtararak tamamen negatif ve kötü enerjimizi de vererek artık kanserle birlikte stres, yorgunluk gibi belirtilerden uzak duracağız. Ve bakın tam bu pozisyona doğru gelmişken Pelin Hanım, bu pozisyonda kamera beni alabiliyor mu ama? Bacağımı alsın. Evet. Heh. Şöyle yanda durabilirim. Yanda durabilirim. Ben şöyle hemen göstereyim. Şöyle alayım. Yan bir pozisyona doğru geleyim. Bakın çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Biraz önce kalp krizinden bahsettik. Değil mi? Evet. Kalp krizi. Her an geçirebilme ihtimalimiz var dedik. Tabii ki. Sedanter yaşamı olan kişilerde, spor yapmayan kişilerde her an olabilir. Çünkü sürekli besleniyoruz. Her türlü besleniyoruz. Doğu mutfağı başka, Ege başka, Akdeniz başka. Tabii her türlü ki. Değişik yağlar kullanıyoruz değil mi? Bunlarla beraber damar çeperleri, tabii ki bunu bir kardiyolog abimiz daha iyi veya ablalarımız çok iyi bir şekilde anlatır. Fakat fizyoterapistler olarak, bakın bizim özellikle kalp sağlığımızı korumak için tavsiye ettiğimiz pozisyon ne biliyor musunuz? Yine bu da namazda var. Gösteriyorum işte.
Şu pozisyon. Kalktık oturduk bakın. Ayak parmağım, baş parmağım, sağ ayak baş parmağım tamamen kırık bir şekilde. Harika. Bu şekilde özellikle gün içerisinde 5 kere veya da işte daha uzun süreli secde pozisyonda oturmada, tayyat diyoruz biz pozisyona. Bu pozisyonda oturma tamamen dolaşımı, özellikle de kaç çeperleri etrafında oluşabilecek yağlanmayı azaltacağı için kalp krizini ya da bununla beraber aritmilere bağlı olarak, vücutta yükselen aritmi durumlarına bağlı olarak oluşabilecek heyecan duyusunu, stresi, yorgunluğu azaltacaktır. Hmm. Bakın bunlar çok önemli ve altın yerindeki... Yalnız şunu da fark ettim. Şimdi o secdede hani bazen böyle hızlı hareket edilip de böyle kalkılıyor ya, o zaman o kadar hızlı hareket etmiyor. Yani zaten hani işin şimdi, manevi kısmını bir kenara koyarak hani sağlık açısından da sizin vurguladığınız o ekstra bilgiler babında söylüyorum. O zaman hani Sübhane Rabbiyel Ala orada gerçekten de böyle bir akım var ise tabii bu bambaşka bir şey. O evet. Yani, orada, yani hop 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 olmaması gerekiyor. Tamam. Kesinlikle çok güzel. Sübhane Rabbiyel Ala denilen şeyi biz 3 kere söylüyoruz. Evet. Ya, özellikle de zaten ben mesela namaz kılarken ya da en mutlu olduğum şey pozisyon secde pozisyonudur. Çünkü neden? Onu siz de hissetmiş olabilirsiniz. Gerçekten bütün her şeyi unutarak, bütün almış olduğunuz bu elektromanyetik dalgalar, zaten bir huzur üzerindeyiz. Yani o maneviyatını dediğiniz gibi tabii ki, es tabii geçerek, ki. Şimdi bazen halk arasında meditasyonlu falan filan yapanlar var ya, meditasyonda belli bir sabit pozisyonda oturuyor aslında. Hani bu Hinduların falan geliştirmiş olduğu bir şey. Tabii ki onlar çok sağlıklı şeyler olarak ben bulmuyorum. Çünkü herhangi bir bilimsel çalışmalarda sadece stresten başka hiçbir şeyi azalttıklarına hiç şahit olunmamış. Gerçekten ama namazın, bakın burada biz sadece elektromanyetik dalgaları boşaltmakla beraber aslında sabah, öğlen, akşam ve ikindi ve yatsıda kılınan namazların her birisinin metabolizmamıza ayrı ayrı şeyi var. Sabah, özellikle sabah namazı kalktık, gece uyuduğumuz zaman almış olduğumuz bütün olumsuz çevremizdeki elektromanyetik alanları boşaltarak güne bir değişik bir şekilde başlıyoruz. Öğlen, ikindi ve akşamda günün yorgunluğuyla birlikte oluşabilecek stresi azaltıyoruz. Yatsı namazıyla da beraber de yine ek kalan yorgunlukları, ek kalan stresi azalttıktan sonra rahat bir uyku pozisyonuna geçiyoruz. Uyku pozisyonuna geçmişken aslında doğru uyumayla ilgili bir şeyler de birazdan konuşalım. Tamam. Çok konuşulacak şey var. Şimdi namazla ilgili son siz birkaç siz secdeden nasıl kalkıyorsunuz? Şey. Görebilir bakın, miyim? Tabii ki. Yani çok basit bir şekilde göstereyim ben tekrardan size. Şimdi ilk etapta secde pozisyonunda bu pozisyonu unutmuyoruz. Bu bizim kalple oluşacak, her türlü hastalığımızın önüne geçecek tamam. bir pozisyonda yani dedik. Yani şu parmakları secde arkaya atmayacağız. Evet. Parmaklar böyle. Bakın parmak tamam. şu şekilde oturmayacağız. Bu şekilde oturmayacağız. Şöyle değil. Evet. Bunun herhangi bir şekilde vücudumuza olan herhangi bir faydası yok. Bu yanlış. Yok. Bak şu anda ekranda bakın, gördüğünüz yanlış. Ayak bileklerimize binen yük artacaktır. Diz eklemimize binen yük daha çok artacaktır. Ağrıları tetikleyecektir. Ve belimiz direkt düzleşecektir. Ama bakın bu pozisyonda artı bu pozisyonda vücudumuzu eşit olarak ağırlıkları her iki diz eklemime verdim. Ayak bileklerimde oluşabilecek, ayak parmaklarında oluşabilecek ağrıların önüne geçecektir. Diz eklemlerinde ki 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin namaz kılan ve namaz kılmayan romatoid artrit dediğimiz eklemli romatizmal hastalıklar var ya, önceden erken dönemde tanısı konulmuş 30'ar kişilik deneklere mesela bir uygulama yapmışlar. Bu bir çalışma yapmışlar. Bu çalışma sonucunda biliyor musunuz romatoid artrit tanısına, belirtisine 60 yaşında namaz kılanlar kapılırken o belirtiye 40 yaşında da namaz kılmayanlar. Bakın orada 20 yıl gibi bir süreç var. Tabii. O 20 yıl ne demek biliyor musunuz? Şimdi secdeden kalkma pozisyonunu söylüyorum. Şu pozisyonda kalktık, oturduk, bir daha kalktık, oturduk ve normal bir pozisyona kalktığımız zaman... Ama siz maşallah hop diye kalktınız, hiç böyle tutunmadan. Böyle. Tabii ki bizde yani burada şampiyonlar tabii yani var. Fizyoterapi. Şampiyonların yanında bizim konuşmamız biraz şey olur ama yani biz de az biraz kendi çapımız. Yani bir şeyler yapıyoruz. Eğer şey bir sıkıntı, şu vaziyette kalkmak tamamdır, uygun. Bu pozisyonda kalktık, yine şayet işte kıyamda durduğumuz zaman oluşabilecek. Bakın hemen ben zaten bunu namaz kılan herkes bilir. Vücudumdaki kan akımını hızlandırdım. Bir de duruş da çok önemli. Bakın kıyamda duruş pozisyonumuz da önemli. Bazen şöyle duruyoruz. Bazen şöyle duruyoruz. Bazen çok dip dibe asker doğru. Asker gibi duruyoruz. Değil mi? Mehmet Ustam sen nasıl duruyorsun? Ben de düz.